Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir kariyerle, yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Avrupa'dan takım yönetmemizi çok istediniz. Biz de Avrupa'dan bir takım yöneteceğiz. Milan'la başlıyoruz. Neden Milan'ı seçtik? Öncelikle anketimizin sonucundan Milan çıktı. Açıkçası benim de isteğim Milan yönündeydi. Çünkü Milan'ı eski günlerine döndürmek istiyorum. Ve Milan'ı eski şaşalı günlerine döndürmek istiyorum. Bu şaşalı günlere dönerken de kaliteli oyuncular ve müthiş genç yetenekleri transfer etmek istiyorum. Aslında bir nevi rebuild olacak. Çünkü e, takımı olabildiğince değiştirmeye çalışacağız. Elimizdeki bütçeyi de kullanarak. Mali durumu gayet iyi. O yüzden bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş bir bakalım neler var. 30 yaşındaki Uğur Gül diyor. Anlaşmayı imzaladı. 1.62 maaş alacakmışız. Pioli'nin yerine gelmişiz. Sonraki adıma bakalım hemen. Sonraki adımda futbol direktörümüz Federico Massara'ymış. Giacomo Murie Murelli de asistan menajerimizmiş. Kupalarımız görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi kupamız var. Toplamda 7 tane Şampiyonlar Ligi kupası var ve en son 2007'de almışız. o Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri bu. Kıtalar Arası kupamız var. Dünya Kulüpler Şampiyonası. Bu şekilde İtalya Serie A'da en son 2011'de şampiyon olmuşuz bu 10 yıllık aradan sonra tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Yani önümüzde uzun yollar var. Burada bakın Avrupa Süper Kupası'ndan tutun bir sürü kupa var kazandığımız. Avrupa Kupası'nda oynayacağız. ikinci öneleme turunda bir yandan da o maç olacak. Açıkçası Seri da en son 6. olarak bitirmişiz. Muhteşem antrenman testleri, harika altyapı ve mükemmel seviyede altyapıya oyuncu alım sistemi var ve bundan da yararlanacağız açıkçası. Bir sonraki adama bakalım. Burada da kadromuz gözüküyor. Bakın Rebic, Hakan Çalhanoğlu, Sel Makers, İbrahimovic, Kessie ve Benazeri orta sahada. Kaya Romagnoli. Aslında çok iyi bir kadromuz var ama özellikle yıldız oyuncular transfer edebilmek için bazı gereksiz oyuncuları göndereceğiz. Donnarumma'yı tutmaya çalışacağız. Hakan Çalhanoğlu'nu tutmaya çalışacağız. Ve ayrıca bu kariyerde de yerli oyuncuları Milan takımına katıp bu şekilde devam etmek istiyorum. Yapabilirsek eğer bunu başarabilirsek e, ülkedeki kurallar da izin verirse yabancı kuralı var çünkü İtalya'da Avrupa dışından daha doğrusu Avrupa Birliği dışından yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 5 tane oyuncu alabiliyorduk. Hakan da onlardan bir tanesi o kuralla ilgili detaylara da bakacağız birlikte ilerleyeceğiz kadromuz bu şekilde şimdilik. Bizden beklenti 22 yaş altı oyuncuların transfer edilmesi ve 22 yaşından küçük oyuncuların az takıma transfer edilmesi diyor. Gelecek adına da transfer diyor. Zorunlu olarak maaş bütçesini aşmamamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmamızı istiyor Serie A'da. Yani ilk 4 içinde bitirmemizi istiyor. Fena bir hedef değil. Başarabiliriz. İtalya Kupası'nda finale katıl hedefimiz var. Ve Avrupa Kupası'nda yarı finale katılmamızı istiyor. Ve İtalya'nın en itibarlı takımı olmak için çalışılması diyor. Daha sonraki senelerde artık şampiyonluk hedefi de gelecek. Şampiyonluk mücadelesine girmemiz isteniyor. Sonraki sezonda şampiyon olunması isteniyor. Böyle hedefler var. Ee, bu hedefleri de başarmaya çalışacağız. Burada takım içi hazırlık organize edilsin. Hayır dedik buna. Ve başlıyoruz Milan kariyeriyle. Hadi bakalım kariyere geçelim. Evet sevgili dostlar Milan kariyerinde devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Bu sezon Avrupa Birliği dışı oyuncu diyor. Ne diyor? Oynatamayacağız. Onların lisans çıkarmak için önümüzdeki sezonu beklemek zorunda kalacağız diyor. Bu sezon için transfer edeceğimiz Avrupa Birliği dışı olan sadece ilk oyuncuya lisans çıkartabileceğiz diyor. Yani sadece bir oyuncu alabileceğiz. Diğerlerini lisans çıkartamıyoruz diyor. Evet. Bu tabi bu kural biraz sıkıntılı. Ee, bu kural bizim başımızı biraz sıkıntıya sokabilir. Ama Avrupa Birliği'nden oyuncular almaya çalışacağız olabildiğince. Sezon sonunda sözleşmesi bitecekler var. İbrahimovic, Donaruma, Hakan Çalhanoğlu bunların en önemli 3 tanesi açıkçası. Ee, onun dışında da genç yetenekler var ama çoğu potansiyeli düşük oyuncular. Onlarla yolları ayırırız gibi duruyor. Manzuk için de çok devam etmek istemiyorum. Manzuk için belki satabilirsek şimdi bile satabiliriz elimizden ne geliyorsa yapacağız açıkçası. Öncelikle taktiğin belirlenmesi. Taktiğimiz daha önce de bizim diğer kariyerlerde kullandığımız 4-3-3 taktiği. Pep Guardiola'nın taktiği, tiki taka taktiğini kullanacağız. Şurada da oyun sistemimizde de kendi hazırladığımız yine tiki taka oyun sistemini yükleyelim buraya. Pep Guardiola'nın taktiğiyle bu şekilde oynayacağız. Birinci taktiğimiz bu olacak. Bu taktik üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi kulüp hedeflerini de kabul edelim. Ve ilerleyelim sizlerle birlikte. Şimdi oyuncu listemize bir bakalım. Oyuncu listemizde Tatarushanu kaleci var. Antonio Donnarumma. Çok iyi değil ama Donnarumma'nın abisi sanırım. Gianluigi Donnarumma var. Gianluigi Donnarumma gerçekten iyi bir kaleci ve onunla anlaşma yapmamız gerekiyor. Tomori var. Chelsea'den kiraladığımız. Onun sanırım satın alma opsiyonu da vardı. Evet, 27,5 milyon euro gibi 27-35'e satın alabiliyoruz onu Tomori'yi. Tomori'nin profili fena değil. Özellikle fiziksel olarak çok iyi. Onu tutabiliriz takımda. Ee, burada kiralanan oyuncuları şöyle U20 kadrosuna atalım. Kiralanan oyunculardan bir kurtulalım. Elimizdeki oyuncularla bakalım kimleri gönderebiliriz, kimlerle devam edebiliriz diye. Simon Kea var. Simon Kea evet iyi bir lider, iyi bir karakter ama yaşı da geldi, çevikliği de düşük aslında. Simon Kea bize geçtiğimiz sene katılmış, kiralıkmış. Bu sezon başında da katılmış 3.5 milyon euroya. Belki onunla yolları ayırabiliriz. Kalulu var. Pierre Kalulu, Pierre Kalulu Fransız oyuncu 20 yaşında. O da gelişebilecek bir isim ama onunla da kiralık olarak bir yerlere gönderebiliriz. Onunla da yollarımızı ayırabiliriz. Şöyle hemen hatta onunla yolları ayırmanın yolunu yapalım. Bir başlayalım ufaktan. Ee, Romagnoli. Romagnoli zaten çok iyi bir stoper. İtalyan olarak bulabileceğimiz en iyi stoperlerden. Sakatlığı var. 4 hafta 2 ay arası ama dönecektir. Ee, onu kullanacağız tekrar. Calabria'yı zaten tutmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sağ bekte onu kullanacağız. Davide Calabria. Calabria çok iyi bir isim. İtalyan olması da bir avantaj. Leroy Abanda, Leroy Abanda'yı da kulüplere önerelim. Çünkü onunla da potansiyeli çok düşük olduğu için onunla da devam etmeyi düşünmüyoruz. Onu da kulüplere önerdik. Theo Hernandez en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Sol bek. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Henüz 4 yıl daha bizimle. O yüzden o da çok kıymetli bir oyuncu. Onu da sol bekte değerlendireceğiz. Hava toplarında biraz iyi değil ama onun dışında gayet iyi bir sol bek. Zaten sol bekten hava toplarının mükemmel olması beklenmez. Diogo Dalo var. Dalo sağ bek ama sol bek de oynayabiliyor. İki beki de yedekleyebildiği için önemli bir isim. Onu da tutacağız takımda. Sağ bek ve sol beki yedekleyebiliyor. Burada Calabria'yı da sağ bek kullanırsak, Dalo'yu da sağ bek kullanırsak bir tane sol beke ihtiyacımız olabilir. Teo Hernandez'i yedekleyecek bir sol bek. Abanda'yı çünkü göndereceğiz. Abanda kalite olarak düşük. Bizde oynayabilecek kalitede değil. Evet Alexis Selmakers. Cellmakers da sağ kanat oynayabiliyor. Aynı zamanda hücumda da oynayabiliyor. Ters ayaklı kanat oynayamaz çünkü sağ kanat yani sağ ayaklı bir oyuncu. Ters ayaklı kanat her ne kadar oynayabiliyor dese de hani sol ayağını kullanabiliyor dese de çok fazla ters ayaklı kanat olarak kullanmayacağız onu. Belki onu sağ bekte kullanıp Jalo'yu ee, tutup sol beke atabiliriz yedek olarak. Cellmakers'ı öyle kullanabiliriz öyle değerlendirebiliriz. Kesiye onu izleyenler var. Bayern Münih Barcelona ve Real Madrid. Gerçekten çok kaliteli bir orta saha. İki yönlü orta sahanın kralı diyebiliriz. Onu orada kullanacağız açıkçası. Savunmanın önünde de gerçekten e, savaşçı oyuncu olarak kullanılabilir. Kesici olarak kullanılabilir. Sandro Tonali kiralık ama onunla sanırım bir opsiyonumuz var. Evet 15 milyon euro alabiliyoruz. Onu alacağız. Tonali önemli bir isim. Onunla devam edeceğiz. Savunmanın önünde onu kullanacağız. Oyunun kuran. Ve yeni pirlomuz Sandro Tonali olacak aslında baktığınızda. İsmail Benacer var. Benacer biraz daha ofansif oyun kurucu şeklinde. E, ofansif oyun kurucu olarak kullanacağız. Yani aslında orta saha üçlümüz Benacer, kesiye ve Tonali şu üçlüyle şimdilik idare edeceğiz. Bu şekilde oynayacağız. Bu üçlü gerçekten iyi bir üçlü. E, Meite var. Burada Meite'yi değerlendirebiliriz. Meite de kaliteli bir oyuncu. O da ofansif oyun kurucu. Ben yedeği olabilir Meite. Krunic var. Krunic de yine orta sahada iki yönlü orta sahanın yedeği olarak değerlendirilebilir. Kadroya da uygun gördüğünüz gibi taktiğimiz. Savunmanın önüne bir adam alabiliriz. Yani Tonali'yi yedekleyecek bir adamımız yok gibi duruyor şu anda. Tonali'yi yedekleyecek bir adam alırız. E, Rebic var. Ante Rebic Forvet olabiliyor. Çalışkan forvet ya da yaratıcı forvet. Aynı zamanda solda ters ayaklı kanat oluyor. Ben onu daha çok solda kullanmak istiyorum. Solda ters ayaklı kanat olarak onu kullanabiliriz. Castillejo var. Castillejo da sağda ters ayaklı kanat oynayabiliyor. O da iyi bir isim. Aslında İspanyol oyuncu. Ondan da verim alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Hakan Çalhanoğlu zaten bizim 10 numaramız. Ya da burada ofansif oyun kurucu olarak Benasser'in yerini oynatabiliriz belki. Öyle bir şey yapabiliriz sol tarafta da yararlanabiliriz ondan. Çok emin değilim. Hakan'ı nerede kullanacağıma henüz karar vermedim. Brahim Diaz var. O da solda ters ayaklı kanat oynayabiliyor. Ondan da yararlanabiliriz. O da Real Madrid'den kiralıkmış bizde. Hauge var. Hauge de solda, solda çok fazla oyuncumuz olduğu için onu kiralayacağım. Onu kiralık olarak öneriyoruz kulüplere. Maaşını karşılayana vereceğiz ve oynatana tabii ki. Mario Manzukic var. Manzukic iyi bir forvet, iyi bir pivot santifor ama artık bu devirde dribbling yapamayan santiforda çok iş yapamıyorsunuz. Dribbling yapan santifora ihtiyacınız var. Ki bizim santiforumuz aslında biraz daha yardımcı forvet gibi. Aslında bu iş yapabilecek bir e, profil bizim kadromuza göre. Şöyle taktiğimize de gelirsek yardımcı forvet olarak aslında oynayabilir orada. E, ama ama İbrahimovic var. Zaten Leao var. Leo da çok iyi bir isim. O yüzden Mario Manzikic'i göndermeye çalışacağız. Bakalım gönderebilecek miyiz? Ee, hiç sıcak bakmıyor diyor. Deneyelim en azından. Ee, Ibrahimovic, Ibrahimovic yardımcı forvetin kralı zaten. Yardımcı forvet olarak müthiş bir katkı verecektir bize. Yani onun gol atmasından çok takımı hücumda tutması, hücumda yönlendirmesini istiyoruz. Gerçekten de verim alabileceğimizi düşünüyorum. Burada bakmadığımız kim kaldı Leo kaldı Leo da sol kanat oynayabiliyor aynı zamanda forvet olarak da oynayabiliyor o da yardımcı forvet özelliği var onda da o da yardımcı forvet olarak oynadığı için bize katkı verecektir diye düşünüyorum Rafael Leo yani genel olarak aslında az çok belirledik transferlerimizi yedek kaleciye çok ihtiyacımız yok Donarum'a zaten bizi taşıyacaktır Tataruşano da fena bir kaleci değil 34 yaşında ama Fena bir profil değil o da idare eder bir şekilde yedek kaleci olacaktır bize. Ee, genel olarak kadro bu şekilde. Ee, kimleri transfer edebiliriz kimleri alabiliriz biraz onları kafa yoralım onları düşünelim birazcık. Evet sevgili dostlar iki tane oyuncuya transfer teklifi yaptık. Bunlardan bir tanesi Andrea Papetti boş oyuncuydu. Stoper olarak onun potansiyeline güvendik. 4 yıldızlı bir potansiyel var. Hatta 5'e kadar çıkabilir. Kararlılığı da çok yüksek olduğu için ve fiziksel olarak bu yaşta bile çok iyi olduğu için 18 yaşında onu ücretsiz olarak alacağız. Sadece tazminat bedelini ödeyerek almak için uğraşıyoruz. Bir de Matteo Ruggeri var. Onu da bu şekilde sol bek olarak alacağız. Sol bek takviyesi yapmak üzerine bir yola girdik. O da gelişebilecek bir isim gerçekten. Onu da sadece tazminat bedeli olan 1.1 milyon euroya alabiliriz. Tabii ki başka isteyen kulüpler de var. Ama biz de bu yolda ilerleyeceğiz. Şimdi biraz kariyerde ilerleyelim. Bakalım neler olacak. Kimler gidecek, kimler kalacak. Onları da bir görmüş olalım. Şimdi Kalulu için teklif var. Kim? Borussia Dortmund. Teklifi kabul edelim. Abanda için teklifler var. Abanda için de teklifleri kabul edelim yine. Abanda'yı da gönderelim. Hauge'ye Valencia teklifi yapmış. Kabul edelim. Manzukic'e de teklifler var. Evet Juventus, Chelsea ve Lazio. Chelsea'ye gitmek istiyor. Biz Lazio'nun kabul etmeyeceğiz. Udinese'nin Kurunç için teklifi var. Kurunic'i de satılık listesine koyduk. Evet Kurunic'de kabul edildi. Bu şekilde içinde de yolları ayıracağız. Onu da çok kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Biraz orta saha takviyesi yapmamız gerekiyor gibi. Şöyle kendimizi takıma tanıtalım. Takımla da bir görüşmüş olalım. Şöyle şu an için herhangi bir vaat yok dedik. Bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma dedik. Herkes memnun. Ee, Avrupa Kupası'nda sonraki turları hedefliyoruz dedik. İtalya Kupasında finale kalmayı hedefliyoruz dedik. Herkes olumlu, herkes memnun karşıladı. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Evet, bir sıkıntı olmadan toplantıyı tamamlamış olduk. Juventus'la bir hazırlık maçımız var. O maça kadar hazırlanıyoruz. Bir yandan da transferleri halletmeye çalışıyoruz. Şöyle antrenmanlarla biz ilgilenmeyeceğiz çok fazla. Şimdi açıkçası önemli transferlere ihtiyacımız var. Daha büyük bir kulüp olabilmemiz için bunları yapmaya çalışıyoruz. Gözlemcilik toplantılarını da teknik et hala halletsin. Bize iyi oyuncular gelsin, süssün oyuncuları. Ee, performans analiz sorumlusu var. Onu bir almak için bakalım. İhtiyacımız var görünüyor. Şöyle bir bakalım Cihan Tenkaya bize önerdiği. Evet 15-15 fena değil. Antrenör gelişim sorumlusu var. Onu da alalım. Bir yandan teknik kadroyu da oluşturuyoruz. Kiralık oyuncu sorumlusu. Bu genelde önerdikleri hiç fena olmuyor önerdiklerini almanızı tavsiye ederim. Önerilenlere bakın ve önerdiklerini alın. Baş fizyoterapist diyor. Bunu da şöyle önerdik. Düşük geldi. Şöyle farklı bir madde ekledim. Olmadı. İtalya Serie A şampiyonluğunda prim verelim. Yine olmadı. Şu Avrupa Kupası şampiyonluğunda da prim verelim. Evet, kabul etti. Baş fizyoterapist, spor bilimci almamız gerekiyormuş bir tane. Spor bilimcisi de yokmuş. Spor bilimcisi de alalım. Antrenörlük lisanslarına bakarız daha sonra. Şimdi hazırlık kampı kadromuz var. Bu hazırlık kampı kadrosu önemli. Burada göndermek istediğimiz oyuncuları almayıp bir nevi mesaj vereceğiz aslında. Şöyle Kalmasını istediğimiz, bizimle devam etmesini istediğimiz oyuncuları alırsak daha mantıklı olur gibi. Şöyle bir otomatik seçim diyelim. Kimleri seçti? Evet, Hauge'yi seçmesine gerek yok mesela. Capone'yi seçmesine gerek yok. Şöyle gençleri çok almayacağım. Çok potansiyelli gençler yok açıkçası. Çok potansiyelli gençler olmadığı için de e, gençleri almama bir gerek yok. Kurun içi de şöyle çıkartalım. Kurun içi de satmaya çalışıyoruz. Bu şekilde listemizi verelim ve devam edelim bakalım. Şöyle kulüp çalışanları ve sorumluluklardan maç kısmına geliyorum. Burada hazırlık maçlarının yönetimini asistan menajerimize bırakacağız. Asistan menajerimiz o maç yönetimini halletsin. Biz de transfer işleriyle uğraşalım. Evet bir öneri var. Castrovelli geçtik onu. Kroniç Udunezze yolcusu diyor. Evet benim için sıkıntı yok. Evet sözleşme teklifini kabul etmeyecekler diyor. Kesiye ve Hakan Çalhanoğlu. Böyle bir sıkıntımız var tabii ki bu sezon. Biraz başarı yakalarsak bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Başarı yakalamamız gerekiyor bizim. Evet Havge'yi de kiraladık. Havge'den de iyi bir para gelecek. Hem de maaş bütçesinde bir yer açtık. Maaş bütçesinde de ciddi yer açmamız gerekiyor. E, Jens Peter Hauge'yi böylece göndermiş olduk. Evet önerdiği kadro var bize. Önerdiği kadroyu kullanabilir sıkıntı yok. Kurun içi de 5 milyon euroya sattık. Hızlı bir şekilde Kurun içi bizimle ayrıldı. Şöyle teknik ekibe gelen isimler de var. Onları da bir yandan takip ediyoruz. Şöyle bir kiraladığımız oyuncuları tekrar atalım U20'ye. Oyuncu adedi olarak eksiğimiz var. Onu biraz tamamlamamız lazım. Kurun iç ve Abanda da gidecek buradan. Bu iki isim de azalacak. Hatta manzuk işte gidecek. Oyuncu adedimizi biraz arttırmamız lazım. Alt takımlarda da çok fazla oyuncu yok. Genelde kiralık oyuncular. Teknik heyet görevleri diyor. Evet bütün toplantıları onlara verdik. Şimdi gelen isimler var. Teknik ekibe Taglini var. Stefan var spor bilimcisi olarak. Kelly var. Marco Kelly fizyoterapist. Sassi var. Roberto Sassi. Evet. Şimdi transfer toplantısına gideceğiz. Sözleşme önermemiz gereken isimler var ama önereceğiz onlara. Önce bir transfer toplantısına gidelim. Bize kimleri önerecek? Bu da önemli. İki yönlü orta saha ve kaleci öneriyor bize. Başlayalım bakalım. İki yönlü orta sahada aslında oynayabilecek Kesiye var ama Kesiye'nin yedeği yok gibi diye bakıyor olaya. Biraz da o yüzden öneriyor. Şöyle bir bakalım. Christopher Ayer. Hiç fena olmaz ama 62 diyor. Yararlı bir transfer oldu. Şöyle takip listesine ekleyelim ayarı. Ee, Dejan Jubicic. De Rapid Wien'den aslında uygun maliyeti alabiliriz. Ona da bir bakarız. Başka da önermedi. Şöyle minimum 3 yıldız potansiyeli de 4 yıldız olan birini bulmanı istiyorum bana dedim. Ee, devam edelim. Kaleci olarak neyi önerecek bakalım. Altay Bayındır öneriyor bana kaleci olarak. 15 ve 21 arası. Yani yüksek bir maliyet gerçekten 15 ile 21 arası. Ama takip listesine ekleyelim. Ona da bakarız. Şöyle minimum 3 yıldız 4 yıldız potansiyelli bir kaleci alıyorum dedim orta saha merkezine. Nicolo Dominguez, Dominguez öneriyor. Geçtik. Buradan da yine bir öneri gelsin bize. Minimum 3 yıldız, potansiyel 4 yıldız olan öneriler bekliyoruz oradan da. Yine kaleci var. Kaleciler Turati var önerdiği. Sadece bir isim zaten. Onu geçtik. Kaleciyi zaten istemiştik. Diğer mevkilerde Dušan Vlahovic. Vlahovic de potansiyeli çok iyi olan bir isim ama satılmıyor. Ee, satılık değil. Aslında geleceğin süper yıldızı olarak görülüyormuş. Baktığımızda çalışkanlığı da çok iyi. Fiziksel olarak da çok iyi ve 20 yaşında Fiorentina'dan onu koparabilirsek çok iyi olur. Şöyle takip listesine ekleyelim bir bakarız sonra. Reis Nelson Rasna'sını da alabiliriz aslında. O da iyi bir isim. 70 olarak bizim gözlemci ekibimizin raporu 70. O da sol tarafta. Sol tarafta oyuncumuz var aslında. Trincavi öneriyor. Trinkau'yu takip listesine ekleyelim. O da iyi bir yıldız aslında. Raul Moro 1 milyon euroya şu an alabiliyoruz Raul Moro'yu. Raul Moro'nun şöyle bir profiline bakalım. Evet, profili çok iyi değil. Beklediğim gibi çıkmadı. Onu geçiyoruz. Entenda, Entenda var. Gelişebilecek potansiyelde mi olmadı? 16 yaşındaki Giorgio Scalvini. Scalvini iyi bir iyi bir stoper olabilir. Kararlılığı çok yüksek. Yani kararlılığı yüksek olan isimlerden korkmayın. Gelişecektir ve fiziksel olarak da gayet iyi. 16 yaşındaki isme biz bir teklif yapmaya çalışalım. Tazminat bedeli 1 milyon euro diyor. Şöyle bir bakalım. 1 milyon euroyu ben burada göremiyorum. 1 milyon euro verelim. Evet 6.75 istiyorlar. Olmadı. Şöyle bir takip listemizde dursun bu arkadaş. Mert Müldür öneriyor. Evet yerliler de alacağız demiştik. Mert Müldür bunlardan biri olabilir. Mert Müldür alabilir. Takip listesine ekleyelim onu da. Bu şekilde devam edelim bakalım. Evet gelen isimler var. Dil kursuna göndereceklerimiz var tabii ki. Buradan başka hazırlık maçımız var Juventus'la. Hazırlık maç oynansın Juventus'a bakalım nasıl bir sonuç olacak. Evet Milan 4-0 yendik. 4-0 yendik. İsmail Benacer, Leao, Selmakers ve Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir performans gerçekten. İyi bir performans. Evet gördüğünüz gibi İbrahimovic, Leo, Selmakers, Benacer, Kessie, Tonali, Tomori, Calabria, Teo, Donnarumma hepsi çok iyi oynamış. Bir tek Kayer'de sıkıntı var. Kayer e, Kayar konusunda biraz endişelerim var. Yani Kayar'la devam etme noktasında biraz endişelerim var. Kayar yerine daha iyi bir stoper bulabilir miyiz diye düşünüyorum ama çok tam almıyor. Ve lider karakterli bir oyuncu. Şöyle özelliklerine de bakarsanız aslında iyi bir stoper. Gerçekten iş yapabilecek bir stoper. E, o yüzden takımda tutmaktan da yanayım bakıldığında. Ama çok fazla ilk 11 oynayacağını da düşünmüyorum yedek olarak devam edebilir. Tomori ile Romagnoli ile devam edeceğiz gibi. E, ee, forvet hattına takviye şu anda gerek yok. Manzukic gidecek ama Lea ile İbrahimovic var. Ee, bu sezon için hedefimiz olabildiğince başarı yakalamak ve itibarımızı arttırmak. İtibarı arttırırsak daha yıldız oyuncular alabiliriz. Çünkü yıldız oyuncular şu anda gelmiyor. İstesek de alamıyoruz onları. İlerleyen dönemde e, Ronaldo olsun, Messi olsun sözleşmesi bitecek oyuncuları da kovalayacağız. O yüzden bu sezon biraz daha monoton geçecek transfer anlamında. Daha az yıldız oyuncu alacağız ve daha çok geleceğe yönelik oyuncular alacağız. Ee, ama sonraki sezonlarda sürpriz transferler de olacaktır veya devre arasında bile olabilir. Ee, biraz bütçeyi önce bir dengelememiz gerekiyor. Ee, bakalım ilerleyelim neler olacak daha fazla kariyerde. Şimdi oyuncu transferine el atmamız gerekiyor öncelikle stoperde herhangi bir eksiğim yok. Stopere takviyem yok. Sağ bek, sol bek onların da tekliflerini yaptığım için şu an sağ bek, sol bek teklifi de yapmıyorum. Orta sahaya isme ihtiyacım var. Kesiye, Tonali, Benaser, Meyte, iç gidecek zaten. Yani sadece 4 tane orta saha oyuncum var. Hakan Çalhanoğlu da bunlara katarsak Hakan, Benaser, Meyte, Tonali ve Kesiye. Bir tane savunmanın önünde oynayabilecek bir adama ihtiyacım olabilir savunmanın önünde oynayabilecek kim olabilir? Onu birazcık gözlemcilik ekibinden bakabiliriz. Kimi alabiliriz diye. Şöyle bir buraya bakalım. Ve şurada savunmanın önünü işaretleyelim. Ve burada defansif oyun kurucu olarak oynayabilecek kim var? Ruben Neves önerdi bana. Çok iyi para gerçekten. Şu andaki değeri zaten 39 buçuk. Bunu almak çok kolay değil. Şöyle önerilere bakalım. 71 olan bir Bologna'dan isim var. cerdi Shoten ama çok da tanındık birisi değil. Buradan Locatelli var. Manuel Locatelli. Locatelli İtalyan milli takımında da oynuyor. Bildiğiniz üzere Avrupa Şampiyonası'nda Real'de oynadı gerçekte. Onu alabiliriz. Savunmanın önünde de defansif oyun kurucu olarak oynayabiliyor. Aynı zamanda iki yönlü orta saha olarak oynayabiliyor. Gerçekten İyi bir isim. Şöyle temsilciyle görüşelim. Bize gelmek istiyor mu? Evet, 498 maaşla gelmeyi kabul ederim diyor. 30-42 arası bon servis talep eder diyor Sasso'la. Bakalım. Locatelli çok iyi bir isim olabilir bizim için. Şöyle 10 milyon euro şimdi taksitle de 20 milyon euro verelim ve buradan şu payları kaldıralım. Payları kaldırırsak daha rahat olacak. Evet 14 buçuğa 32 istedi. Şurayı 25'e çekmek istiyorum. Yani gerçekten önemli bir isim. Onu alabilirsek müthiş olur. Evet 14 buçuk ve 25 toplamda 39 buçuğa alabiliyoruz Locatelli'yi. Locatelli çok önemli bir isim. Locatelli'yi alabilirsek müthiş bir iş başarmış oluruz. Locatelli aynı zamanda benim bir tane sağ kanada ihtiyacım var. Castillejo var sadece orada oynayabilecek. Şöyle ters ayaklı kanat oyuncusu olarak oynayabilecek özellikle bir adam. Kim var bakalım burada. Nicolas Pepe. Pepe'yi geçtik. Erik Lamela. Leon Bailey. Adnan Yanujay var. Berardi var. Domenico Berardi. Yine Sassuolo'dan Domenico Berardi'yi alabiliriz aslında oraya. Yine bir İtalya'da milli takımda oynayan bir oyuncu. İtalyan bir oyuncu. Aslında hiç fena olmaz Berardi. Eski FM serilerinde çok iyi potansiyelli bir isimdi. Tawin var. Tawin'i alabiliriz. Bergius var. Bunu da alabiliriz aslında ama yok. Çok aradığımız tarzda bir oyuncu değil. Cengiz var. Cengiz olmaz. Bernardeşi var. Bernardeşi'ye bir bakabiliriz belki. Bernardeşi de hiç fena değil ama karar alması çok düşük. Adnan. Adnana bakalım. Adnan'da da kararlılık düşük biraz. Gelişme noktasında sıkıntı olabilir. Kimler izliyormuş? Chelsea ve Paris Saint Germain. İşte Adnan'ı alabiliriz. Adnan yetenekli bir oyuncu. Özel yeteneği de 17. Adnan'ı bir sorgulayalım. Ne kadar isterler? Evet 25.5 ile 35 arası talep edecekmiş. Ee, o da 4.86 maaş istiyormuş. Şöyle bir yani giden oyunculardan sonra bir Adnan'a bakabiliriz. Çünkü zaten yeterince para harcayacağız şu anda adına para kalmayabilir Lokatelli transferinden sonra ama bir sağ da ihtiyacım var Zaniolo sakat olmasa Zaniolo'yu alırdık Abdülkadir Ömür onun da ufak bir sakatlığı var ama 2-4 güne düzelecek belki Abdülkadir Ömür'ü bile alabiliriz Şöyle Abdülkadir Ömür'ü bir gözleyelim Gözlemci raporu isteyelim Abdülkadir Ömür'ü alabiliriz Temsilci ile görüşelim 12.5 ve 24.5 arası Bir fiyata aslında Abdülkadir Ömür de hiç fena olmaz ona da bir bakalım. Lokatelli için teklif kabul edilmiş. Lokatelli ile bir görüşelim. Önemli oyuncu dedik. 4.98'den biraz indirmeye çalışıyorum. Biraz düşelim pazarlığımızı yapalım. Biz pazarlığımızı yapalım. 5.23'e çıktı. 4.42 5.23'de ısrar ediyor. 4.73 4.73'e okeyledik. 5 yıllık sözleşme. Manuel Locatelli. Locatelli gerçekten çok sağlam bir transfer olacak orta sahamıza. Yani çok iyi iş yapar bizde. Tabi onu alabilirsek. Kadro bilgilendirmesi var. Geçtik. Evet. Novara hazırlık maçı var. Novara maçına doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş o maça doğru gidiyoruz. O hazırlık maçını da göreceğiz. Takım nasıl oynayacak acaba? Ee, taktik olarak takımı bir şöyle bir dizelim. Gianluigi Donnarumma kalede. Sağ bekte Calabria oynayacak. Stoperde şimdilik Kayer ve Tomori oynayacak. Tomori sol ayaklı mıydı? Sağ ayaklıymış. Kea. Kea da sağ ayaklı. Şimdilik onlar devam etsin. Teo Hernandez'in hafif bir sakatlığı var. O yüzden Dal oynayacak orada. Şimdilik o oynayacak. E, ee, orta sahada savunmanın önünde Tonali olacak. Ee, Hakan Çalhanoğlu ve yanında Kesiye oynayacak. Sağ kanada Castillejo'yu, Sol tarafa Brahim Diaz'ı ve Forvet'e İbrahim'e uç atalım. Tataruşanu, Donnarumma, Gabia, Selmakers, Benasser, Meite, Rebic, ve o da yedekler olsun. Diğerlerini zaten sakat ve cezalılar var. Onları seçmiyorum. Bu 11 ile oynasın ki takım e, takım uyumu da sağlansın. Bu tarz şeylere de dikkat edin. E, olabildiğince aynı 11'i oynatmaya çalışın ki mecbur kalmalıç. Evet, Ruggeri Altalantan'ın teklifini kabul etmiş. Bize gelmedi. Çok sol ihtiyacımız var mıydı tartışılır tabi. Ama gelse çok iyi olurdu. Ruggeri de önemli bir isim. E, Mario Mandzukic gitti. Chelsea ile anlaştı. Manzukic'i gönderdik Chelsea'ye. İyi bir maaş yükünden kurtulduk açıkçası. Papetti bize geldi. Papetti bizi tercih etti. Stoper Papetti. Andrea Papetti. Şöyle Papetti'yi 1 Eylül 2020 Salı günü alacakmışız. Okey. Abanda'yı kiraladık. Abanda'yı da kiralamış olduk. Giden oyuncular, gelen oyuncular değişiyor. Evet, Dalo'yu sağda oynat diyor. Calabria'yı solda oynat diyor. Şimdilik ben değiştirmeyeceğim. Bu şekilde oynayacağım. Novara maçına bu sistemle bu şekilde çıkalım bakalım. Nasıl performans vereceğiz? Ne yapacağız? Ona da bir bakmış olalım. Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini öneriyor. Aslında çok iyi bir isim. Ama yani elimizde Hakan Çalhanoğlu varken orayı da çok değerlendirmeyeceğiz. Novara ile hazırlık maçımız oynanıyor bir yandan. Novara'ya karşı nasıl performans vereceğiz? Yenmemiz gerekiyor tabii ki rahat bir şekilde. Şöyle bir bakalım maçın skoruna. Evet 2-0'la geçtik. Bena Ser ve Leo attı. Sonradan giren oyuncular. Calabria'nın da 2 asisti varmış. Bu önemli. Calabria çok önemli bir isim gerçekten bizim için. Ee, şöyle bir mali duruma da bakalım sizinle birlikte. Mali durumda 21 milyon euro bütçemiz var şu an. Ve 109 milyon euro maaş bütçemiz var önümüzdeki yıl için. Ee, i̇yi bir bütçe. Şu anda 99'unu harcıyormuşuz. Yani gidenler gelenlerle bu biraz daha dengelenecektir. Kurun iç gidecek şimdi. Abanda'yı şöyle U20'ye gönderelim kiraladık onu da. Gelen oyuncularla birlikte daha iyi olacaktır kadromuz. Ee, birkaç tane yıldıza ihtiyacımız var. Takımda çok kiralık var. Çok kiralamayacağım oyuncu. Olabildiğince satın almaya çalışacağız. Locatelli önemli bir hamle olacak bizim için. Ee, bir de sağ kanat alabilirsem çok iyi olacak. Sol kanatta da Brahim Diaz da kiralık. Aslında sol kanatta da ihtiyacımız var ama Rebic'i de oynatabiliriz. Rebic sol kanatta da çok iyi verim veriyor. Rebic'i orada da kullanabiliriz. Ante Rebic. Hırvat oyuncu gerçekten önemli bir profil. Leo'yu Leo da aynı zamanda solda oynatabildiğimiz için. Yani sol tarafla ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, sağ tarafla ilgili genelde sıkıntımız var. Orayı çözmeye çalışacağız bakalım. Kimi alabiliriz diye. Evet. Brezilya'dan bir oyuncu bulduk. Gerson. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu. Aslında... Ee, sağ tarafta da oynayabiliyor. O kurallara çok uygun değil ama sağ kanat oyuncusu arıyorduk. Sağ kanat oyuncusu olarak Gerson'u bulduk. Ee, bir oyuncu kaydedebiliyoruz Avrupa Birliği dışında. Onu tercih ettik. Tekniği çok iyi, dribblingi çok iyi, kontrolü çok iyi, fiziksel olarak da gayet iyi. Ve özel yeteneği de 16 olduğu için onu tercih ettik. Sağ kanatta bize iş yapacaktır ve sonradan bize para kazandıracaktır. Teklifimiz de şu şekilde. Tekrar gösterelim transfer teklifimizi 5 milyon euro peşin 7,5 milyon euro da taksitle veriyoruz. Bakalım alabilecek miyiz onu? Devam edelim, ilerleyelim. Teklif kabul edildi. Gerson'la görüşüyoruz. Gerson, Gerson ofansif oyun kurucu olarak oynamak istiyor. Ama orada oynatamayacağım onu. O yüzden reddettim. Lazio Hakan Çalhanoğlu'nu imza attırmak istiyormuş. Yani Lazio'yu onu bırakmayız. Biştiğimiz değer karşılanırsa sadece olur dedik. 17 oyuncu mini takıma çağrılmış. Ve ikinci ön eleme turu için oyuncu kayıtları var. Oyuncu kayıtlarını yapalım. Ve tekrar buluşalım. Evet oyuncu kayıtlarımızı yaptık. Oyuncularımızı seçtik. Seçimimizi onaylıyoruz. 19 tane oyuncumuz var. Kurunu niç almadık çünkü göndereceğiz. Yeni gelen oyuncu olursa onu hemen kaydederiz. Laxalt Uruguay'dan davet almış. Rebic, evet hazırlık maçına çıkıyoruz. Hazırlık maçında Monza karşısındayız. Bakalım Monza karşısında nasıl performans vereceğiz. Monza'yı yenmişizdir diye düşünüyorum. Evet 2-0 yendik. Monza'yı ezdik geçtik. Toplu oynamada da çok iyiyiz. Meyte ve Selmeykers'ın golleri varmış. Evet Abdülkadir Ömür'ün raporu geldi. Şu an seri A seviyesinde bir oyuncu yararlı bir transfer olabilir diyor. Kafa toplarında iyi değil ama aslında birçok noktada bize uyuyor. 57 rapor vermiş. Yani 57 çok düşük aslında bakıldığında. Ama bizden ya yani bizde verim alabilir. Verim alabiliriz ondan. Açıkçası sağ tarafa. Belki onu da alabiliriz Gerson yerine. Bir bakalım. Duruma göre karar veririz. Gerson'la çünkü anlaşamayacağız gibi. Abdülkadir bize yarar sağlayabilir. Şöyle bir Abdülkadir diyelim tekrar. Abdülkadir Ömür'e de şöyle bir teklif yapalım. Bakalım kulübü kabul edilecek mi? 5 milyon euro şimdi. 7,5 sonra aynı teklifi. Gerson'a yaptığımız teklifin aynısını yapacağım. Kabul ederse kulüp çok iyi olur. Tabi Trabzonspor daha fazla para isteyecektir. Evet gördüğünüz gibi epey bir 29 milyon euro istedi. 5 milyon artı 10 milyon dedim. Yine 30 istiyor teklifi iptal ettik. Abdülkadir'i alamayacağız. Çok fazla para istiyorlar çünkü. O paralara çıkamayız. Evet Locatelli geldi. Locatelli. Manuel Locatelli. Defansif orta sağ olarak geldi. Tonali ile birlikte de oynayabilirler. Gerçekten önemli bir transfer. Locatelli 1 Eylül'de gelecek. Transfer dönemi o zaman açılıyor. Evet. Üçüncü önleme turunda takımların eşleşmeleri şu şekilde. Viking veya Milan. Sonder Okuyamadığım bir isim Sonderski diyebiliriz. Son Sonderski Danimarka takımı. Biz Viking'le oynayacağız önce. Viking'i eleyip onlarla eşleşeceğiz. Onlarla mücadele edeceğiz. Tabii ki Viking'i elememiz gerekiyor önce. Viking'le maçımız var. Şöyle bir fikstüre de bakarsak. Bayağı Münih hazırlık maçımız var. Ardından Viking'le maçımız var. Şöyle bir hazırlık maçı da ayarlayalım. Ee, Viking maçından bir hafta önce bir maç koyalım buraya. Ee, buraya kimi koyabiliriz? Leipzig'le oynayalım az güçlü bir takımla oynayalım ve buradan bir 5 gün kadar geriye de ayın 5'ine de bir maç koyalım. Oraya da yine güçlü takımlardan bir tane koyalım. Leipzig'le oynadık. Red diğer Red Bull takımı. Red Bull Salzburg'la oynayalım. Ee, Bayern Münih maçını iptal edeceğim. Viking maçından önce 7 gün önce hiçbir şey oynamayalım. Bu şekilde devam edelim bakalım ne olacak. Stata ölçülerini kabul ettik. Ee, Milan'ın devrileceği dedikoduları varmış. Tabii ki böyle bir şey yok denmiş. Şimdi transfer dönemi açılıyor Serie A'da. Transfer döneminde Milan'ın Bruno Petkovic ile ilgilendiği söyleniyormuş. Forvet. Hiç öyle bilgimiz yok. Hiç öyle bilgimiz olmadı açıkçası. Ee, Milan ayrıca Torino kaptanı Belotti ile ilgileniyor diyor. Belotti olabilir. İyi bir transfer olur. İbrahimovic'in de yaşlandığı düşünülürse. Ama şu an öyle bir paramız yok. Belotti'yi alabilecek bir paramız yok. Ee, Napoli Boga ile ilgileniyormuş. Boga'yı al almak istiyormuş. Ya Boga'yı biz de almak isteriz tabi. Ee, Atletico Madrid oyuncusu Correa'yı almak istiyormuş. Juventus'ta. Yani hiç fena bir oyuncu değil. Çok joker oyuncu. Her tarafta oynayabiliyor. Biz Belotti'yi bir deneyelim mi? Bir zorlayalım mı? Şöyle teklifi yapalım. 5 milyon euro şimdi. Taksitlerle 20 milyon euro verelim. Yani şu an çünkü veremiyoruz. Elimizde 5 milyon euro kadar bir para var zaten. Çok bir paramız da kalmadı. Şartları önerelim. 9.25 diyor. 7.5 yapalım. Bir şekilde ben ayarlarım. Yine 20 yapalım. 27.5 evet okey. Belotti'yi alabilirsek müthiş olur. Belotti ile bir görüşelim. İlk 11 oyuncusu diyor. Evet. 5 yıllık yapalım. Şurayı biraz düşürelim. 4 milyon euroya maaşı indirelim. 4.85 diyor. Okey. 4 yıllık kalsın orası. Ama 4.16'ya indirdim. 4.61 diyor. 4.36. 4.36'ya okeyleştik. Belotti'yi alabiliriz. Kurun gitti. Evet. Andrea Papetti ve Locatelli geldi. Onları Donnarumma karşılasın. Her ikisini de Donnarumma karşılasın. Papetti'yi ile karşılasın. Önemli isimler bunlar gerçekten. Papetti az kadroya gönderelim. Locatelli zaten az kadrodadır diye düşünüyorum. Evet. Papetti'yi de az kadroda değerlendireceğiz. Kullanacağız açıkçası. Ee, bazı oyunculara teklifler var. Onları zaten bizim yönetimimiz idare ediyor. Daniel, Daniel Maldini var. Sağ kanatta, ters kanatta oynayabiliyor. Daniel Maldini'yi Kadroya alabiliriz şöyle. Az takım kadrosuna. Pablo Perez varmış. Onu da bir üst takıma çıkarmamızı öneriyor. Hadi onu da yapalım. Ben Aser heyecanlıymış vesaire vesaire devam edelim. Evet Serie A için oyuncu kayıt dönemi var. Bunu da halledelim. Tekrar buluşalım. Evet kayıtlarımızı da yaptık. Zaten bir sıkıntı olmadı açıkçası. 22 yaş altı oyuncuları kaydetmek zorunlu değilmiş. Ülkede yetişmiş. Bu da önemli bir detay. Evet Rafael Santos Bore var. Aslında daha az maliyetli bir isim. Onu da alabilirdik. Leroy Aban'da kiralamıştık zaten. Bir sakatlık geçirmiş. Salzburg ve Leipzig maçları var. O maçları da oynayalım. Bir yandan kadroyu da şekillendirmeye çalışıyoruz. Yeni isimler almaya çalışıyoruz. Şöyle Conti gelecekmiş. Mikelis'e teklif yapmışız. Ve Belotti. Belotti gelebilirse çok iyi olur. Çok iyi bir Santa Ford desteği olur açıkçası. Evet Juventus Hakan Çalhanoğlu'na teklifte bulunmuş. Evet Hakan Çalhanoğlu Juventus'un teklifi var ama Juventus bu teklifi kabul edemem. Bana 30 verirsen ben sana direkt Hakan'ı veririm. Hatta 20 ver. 17.75 sözleşmesi de bitiyor. 20 ver kabul edeyim direkt. Bakalım 20 verecek mi? Torino Belotti için yönetimle bir görüşsek. Transfer için bütçe yaratamayacağız dedi. Biz de erteleyelim o zaman transferi. Belki Hakan'ı satarız. Oradan para gelir. Yani çok 2-3 milyon euro bir şey ekstradan verecekler. Aslında niye almıyorlar? Yani niye vermiyorlar? Onu anlamış değilim. Evet farklı bir teklifle geldi bize. Şöyle diyorum sana 17-25 direkt ver. Ben sana kesin olarak vereyim bu arkadaşı. 17 25 verirsen kesin olarak veririz. Hakan Çalhanoğlu'nu tutmak istiyorum aslında bir yandan Hakan Çalhanoğlu'nu ama yani potansiyeli belli sınırlı evet geri çekmiş teklifi zaten devam edeceğiz. Hazırlık maçımız var. Salzburg'la Red Bull takımıyla 4-1 kazandık. Evimizdeki ilk hazırlık maçıydı. 2 asist yapmış kesiye Hakan Çalhanoğlu, Castilleho, Brahim Diaz ve Leo attı. Berisha'dan da gol yemişiz. Hiç fena değiliz. Bence gayet iyi gidiyoruz. Livakovic öneriyor kaleci olarak bize. Ee, Abdülkadir Ömür'ü öneriyor hala ama onun o bütçeleri karşılayamayız açıkçası. Yani Belotti'yi almamız lazım bir şekilde. Hauge gitmiş milli takıma. Zaten onu bu yüzden kiraladık dedik. Şimdi biraz paraya ihtiyacım var. O parayı nasıl sağlayabilirim ona bakıyorum. Yönetimden talepte bulunsak transfer bütçesini yükselt desek. Bakalım nasıl bir teklif geri dönüşte bulunacaklar bize. Evet reddedilmiş. Bir daha bakalım. Değiştirmeyi düşünmüyorlarmış. Evet bize para desteği sağlamıyorlar. Mikelis Croton'la anlaşmış. Mikelis gitti. Cellmakers Milli takıma davet edilmiş. Belçika'da evet aferin. Selmakers daha gelişiyor. Locatelli de ilk kez milli takıma çağrıldı. Bize transferinden sonra milli takımda iş yaptı. Serie A'da gol krallığında Immobile, Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku, Duvan Zapata ve Caputo varmış. Önemli bir rakibe karşı Leipzig'e karşı hazırlık maçımız var. Araya bir her maçı alınmış. Tabii tabi otomatik ayarla dediğimiz için kendisi maç alıyor. Biz o maçı istemiyoruz. O maçı iptal edelim. Sadece Leipzig'le bir maç yapalım. Stanley'e teklif yapmışız. Neden teklif yapmışız ona ben de bilmiyorum açıkçası. Teklifi geri çekelim şöyle. Potansiyeli çok düşük. Bazen böyle saçma e, hamleleri oluyor. Siz bunu teknik kadroya bıraktığınız zaman transferleri gelecek vadeden oyuncu transferlerini böyle saçmalıklar yapabiliyorlar. O yüzden dikkatli olun. Evet. En iyi oyuncu sıralamasında da Ronaldo ve Dybala ilk ikide. Lukaku, Immobile, Sergei Milinkovic-Savic ve Stefan De Vrij. Bizden oyuncu yok en iyi oyuncularda ama yakında olacak. Donar'a en iyi genç oyuncular da var. Delik var, Kulüşevski var, Hakimi var, Bastoni var, Osimen var, Viktor Osimen. Önemli isimler gerçekten. Şimdi Leipzig karşısında bakalım nasıl performans göreceğiz. Evet. Bir teklif daha yaptı. 18-25'e kadar çıkan Hakan Çalhanoğlu'na bir teklif var. Bu sefer kabul edeceğim. Hakan da anlaşırsa Hakan Çalhanoğlu gitsin. Benim için sıkıntı yok. Bir kez daha Belotti'yi erteleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu gelecek oradan. Ee, burayı normal diye primleri belirledik. Leipzig'e karşı hazırlık başında ne yapacağız? 1-1 bir, bir beraber kaldık bu sefer. İbrahimovic'in son dakika golüyle ilk önemli rakibe karşı oynadığımız hazırlık maçı aslında. Juventus'a karşı 4-0 kazandık ama Juventus biraz daha istisna bir takım. Çünkü daha sezonun hemen başındaydı. Ve onlar da çok zorlamadılar diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş artık Avrupa Ligi maçına doğru gidiyoruz. Viking'le oynayacağız. Deplasmanda ikinci ön eleme maçına doğru gidiyoruz. Bir yandan da Hakan Çalhanoğlu'nun durum var. Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ne olacak? Onu da merakla bekliyoruz. Bir teklif yapılmış Patrick Fingere. Gerçekten iyi bir oyuncu değil. Niye teklif yapılmış? Ben de anlamış değilim. Geri çektik. Böyle takip edip onları engelleyebilirsiniz zaten. Bir daha teklif yapmıyorlar aynı oyuncuya. Ee, Hakan Çalhanoğlu'ndan hala bir cevap yok. Hakan Çalhanoğlu gidiyor mu, kalıyor mu acaba? Juventus anlaşabilecek mi? İbrahimovic kaptan olarak kalsın. Donnarumma ikinci kaptan olsun. Roman Neoli'ye sorun çıkarmış. Ne diyor? Kaptanlıktan alışımla alakalı konuşmuş. Bir sıkıntı yok demiş. Biraz üzülmüş ama sorun çıkarmadı Romagnoli. Romagnoli'nin kötü atmosferden sorumlu tuttuğunuz için aldığını söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kötü atmosfer yok. Bu yüzden takımı toparlamasında yeni bir kaptan seçmeye karar verdim dedim. Yeni bir kaptanımız Zlatan İbrahimovic olsun. Zlatan İbrahimovic'in kaptanlığı da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gözlemcilikte bize önerdiği isim var. Matia Zakagni. Ofansif orta saha ihtiyacım yok daha fazla. Evet. Berisha. Dikkat edelim ona diyor. Viking karşısında maça çıkacağız. Milan kadrosu belirleniyor dedi. Şu anda elimde kadroyla devam edeceğim. Bu kadroyla devam edeceğiz yine. Serie A için lisans bu. Bunu onayladık. Bunda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Avrupa Ligi kadrosunu da tekrar onaylama isteyecek. Locatelli ve Papetti istiyor. Locatelli ve Papetti'ye de çıkartalım. Papetti. Yalnızca bir oyuncuya galiba çıkartabiliyoruz. Papetti'ye çıkarmayalım o zaman. Locatelli'ye çıkaralım. Çünkü Papetti çok ihtiyacımız olan zorunlu bir isim değil. Papetti'ye daha sonra çıkarız zaten lisans. Evet. Hakan Çalhanoğlu kabul etti ve Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Hakan Çalhanoğlu'nu Juventus'a gönderdik. Ezeli rakibimize gönderdik. O da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemiş. 11 milyon Euro nakit alıyoruz ve sonraki paralar da toplamda 18 milyon Euro'yu buluyor ve kabul ettik. Hakan Çalhanoğlu gitti ve bu bölüme Hakan Çalhanoğlu'nun gidişiyle noktalayalım. Sizlerin görüşleri çok kıymetli. Yorumlar kısmında Önerilerinizi sunabilirsiniz. Transfer dönemi bir bölüm daha devam edecek. Ve aynı zamanda maçlara da başlayacağız bir yandan. Kimleri alalım? Kimler gitsin kalsın? Şöyle kadromuzda bir görün. Ana kadromuz bu şekilde. Bu kadroya ne gibi eklemeler yapabiliriz? Kimler gidebilir? Kimler kalabilir? Önerileriniz varsa önerilerinizi seve seve dinlerim açıkçası. Biraz sizlerin de yönlendireceği şekilde gitmesini istiyorum bu kariyerin. Biraz daha rebülte olduğu için kadroyu olabildiğince 2 sezon için sonunda yepyeni bir kadro oluşturmak istiyorum. Elimdeki kadro yıldızları hariç bütün oyuncuları satmak istiyorum. Yavaş yavaş satacağız. Her transfer döneminde 2-3 oyuncu, 5 oyuncu gidecek. Yerine yenileri gelecek. Burada göndermemizi istediğiniz isimler varsa dediğim gibi özellikle yaşları geçmiş oyuncular. Onları ben açıkçası önerilere açığım ve o önerilere göre de ikinci bölümü çekeriz. Şimdilik burada noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.